Tanık olarak emekli itfaiye şefi Erol Bey'i çağıralım. Erol Taşdemir. Erol Taşdemir. Kimlik tespiti yapıldı. Erol Bey. Sizden Nihan Altun ve kızının öldüğü yangınla alakalı bir rapor istemiştik. Siz de raporunuzu mahkeme heyetine sundunuz. Mesleğinizin erbabı olarak bu yangınla alakalı kanaatiniz nedir? Hakim Hanım, evin içini araştırdığınız vakit hadise tüp patlamasından kaynaklanmış sanılabilir. Dolayısıyla genç arkadaşlarım bu yönde rapor vermişler. Fakat ben evin çevresini araştırdığımda bu şişeden 3 tane buldum. Ayrıca ateşleyici mühimmat. Belli ki yangını çıkarmak için kullanılmış. Bu üçü ya eve isabet ettirilememiş ya da yanlışlıkla unutulmuş. Evi dönüp tekrar incelediğimde de bu kanaatimi güçlendiren kırık cam şişeleri buldum. Soruşturulurken muhakkak eve ait zannedilmiş. Pencere camıyla birbirine benzetilmiş. Detaylı olarak bakılmadığında anlaşılması zor bir durum. Dolayısıyla kundaklama değildir denmiş. Ama ve lakin Nihan Altun ve kızının ölümüne sebep olan yangın bir kundaklamadır. Kasıt var diyorsunuz yani. Evet hakim hanım. Benim kanaatim bu yöndedir. Pekala. Erol Bey. Teşekkür ederiz. Yerinize oturabilirsiniz. Tanık dinlendi. Deliller ve tanığın ifadesiyle Nihan Altun'un kızı vasıtasıyla Nihan Hanım'ın davayı direkt ilgilendiren bir dosya bulduğunu, bu dosyanın Süleyman Bey'e ait olduğunu ama Nihan Hanım'ın ve kızının susturulmak için öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğuna kanaat getirildiğinden mahkeme heyeti, Nazif Kara üzerindeki suçlamaları da etkileyeceğini düşünülmesi sebebiyle sanığın tutukluluğunun devamına, ayrıca soruşturmanın derinleştirilmesi için, yeni delillerin ve ifadelerin incelenmesi için duruşmanın 15 Mayıs 1974 saat 9.30'da ertelenmesine karar verilmiştir. Anne, ne demek bu şimdi? Babam kurtulabilir mi? Feride, kalemi bugün de kırmadın. Süleyman abinin ruhunu yine incittin. Yeter artık bu katili koruduğun. Thank you.